Dezenformasyon faaliyetlerine basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Belediyelerimizin birçok görevi olduğu gibi bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de tarım arazilerini korumakla mükellefiz. Hem kanunların bize verdiği sorumluluklar hem de tarım ülkenin, şehrimizin ve ilçemizin en kıymetli değerlerinden biri olduğu için insani olarak da bunları korumakla mükellefiz. Meram bir tarım şehridir. Meram da şehir yaşamı ile tarım da iç içedir. Türkiye aynı zamanda depremler ülkesi biliyorsunuz. Hem deprem kaygısı hem pandemi süreci de bahane edilerek ilçemizde pek çok mesken ve hobi bahçesi mantar gibi türedi ve bu iş çığırından çıktı. Ana kuralımız şu, tarım arazisi, toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa aykırı olarak asla ve asla bölünemez. Arazide bölme yetkisi biliyorsunuz belediyelerdedir. İmar yapma yetkisi de bizdedir, bakanlıkla beraber. Bir belediyeymiş gibi o arsayı kağıt üzerinde, tapu üzerinde hisselendirerek borç alacak davasını kapatıp gördüğün şekliyle ortaya çıkmasına vesile oluyor. 300 ila 500 bin TL arasında alınan tarlaları, kimler alıyor bu tarlaları? Emlakçılar alıyor. Canlı cansız çitlerle bölerek toplamda 10 milyon TL'ye sattılar. Ortada çok büyük bir rant var. Kimler açısından? Tabii ki emlakçılar açısından. Bunlar bölünürken siz neredeydiniz? Tam da oradaydık. Tarım arazisi bölünürken biz daha bölünme aşamasındayken üzerine hiçbir şey yapılmadan boş tarlaları bu telçitler, mazılar neyle böldülerse kireçle, iple, leylan dikerek aklınıza gelmeyen bir sürü yöntemle arazileri fiili olarak böldüler. Biz de onları temizledik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik çit yıkımını gerçekleştirdik. Ve 3 milyon metrekareyi tertemiz hale getirdiğimiz zaman ne elde ettik biliyor musunuz? 5000 tane yeni üzerine kaçak yapı yapılacak parseli oluşmasına engel olmuş olduk. Bizim bölgede bu tarım arazilerindeki kaçak yapılaşma diğer ilçelerimize göre çok daha fazla yoğun. Şunu söylemekte fayda var. Seks yükseltmekle işlenmiş suçun üstü örtülemez. Bir kere bu kanunlara aykırı bir eylem. Asla ve asla bunun savunucusu kimse olamaz. Zaten dava açanlar da davayı daha açmadan kaybediyorlar. Mahkeme anında cevabını veriyor. Mevzu tarım arazisi ise üzerindekilerin konuşmaya gerek yok diye çünkü. Bu kadar anayasa kuralı gibi, anayasanın ilk 3-4 maddesi gibi böyle bir madde. Suç işleyen kişinin mağduriyeti diye bir şey söz konusu olmaz arkadaşlar. Ortada bir suç varsa mağdur suçun işleyen kişi değil, karşı taraf mağdurdur. Yani burada mağdur olan Meramlı'dır ve Meram Belediyesi'dir. Etrafının güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Benim bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Gelinmiş, tecavüz edilmiş, buraya bunlar yapılmış, bunların yarısını yıktık, yarısının işlemi devam ediyor. Ve burası şu yanındaki gibi tekrar olasıya kadar mücadele devam edecek mi? Edecek. Madem bunlar tarım arazisiydi, madem bunlar kaçaktı, niye elektrik, su, kapı numarası verildi soruları var. Bir şeyin olduktan sonraki süreçleri kimseyi ilgilendirmez. Olurken yanlış olan bir şeyin sonrasıyla ilgili, yani ona ceza yazılmadı diye o legalleşmiyor. Ama burada elektrik ve su bağlantıları meselesi insanlarımızın bahsettiği gibi değil arkadaşlar. Yani ne MEDAŞ'ın elektrik verme meselesi var, %70'inde diyorum, ne de KOSGİ'nin su bağlama meselesi var. Peki geri kalan %30'u nasıl çözdü onu da söyleyeceğim. Yapı kayıt belgesi bulunan, yapı kayıt belgesi alındığı zaman biliyorsunuz elektrik ve su bağlanabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arazinin başında şurada bir tane ev var, yapı kayıt belgesi almış ve artık bir daha kendi kasaya kadar kimsenin yıkmayacağı resmi bir bina haline gelmiş. Burası altyapıyı alıyor, elektriği suyu alıyor. Burası elektriği suyu aldıktan sonra şu ana kadar rekor 100. O 100 olan ne biliyor musunuz? Bir evden diğerlerine ara saatlerle dağıtılan elektrik ve su ara saat takılarak aldığı elektriği 100 tane farklı hobi bahçesine ve 100 tane farklı şeyi su konusunda da öyle pompalayan evlerimiz var mı? Var. Ben bu binayı 31 Aralık 2017'den önce yaptım dediğiniz zaman ücretini yatırıyordunuz metrekaresine göre devlet de yapı kayıt belgesini veriyordu. Devlet de barışılıyordu. Tek bir amaç altyapı hizmetlerini alsınlar idi. Ama vatandaş beyanı esas olduğunda herkes internetten başvuru yaparken 31 Aralık 2017'den önce yaptım diye bir kutucuk vardır. Orayı işaretlerseniz diğer başvuru devam eder. İşaretlemezseniz devam etmez. Birçoğu kulübe koydu, birçoğu konteyner koydu.
ileride o konteyneri kaldırıp, o konteyneri yapı kayıt belgesi alıp, oraya başka adam akıllı bir yer dikeyim diye, bu fırsatı kaçırmayayım diye. Dolayısıyla da geçerliliğini kaybetmiş veya kaybedecek olan şu anda gerçekten birçok yapı kayıt belgesi var. Tüm Türkiye'de söylüyorum bunu. Ve seçim zamanı dahil. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Her şey kanunlara dayalı. Bir elin parmağını geçmeyecek olan emlakçılar sahalara, meydanlara daha fazla adam toplayabilmek için insanları kandırdılar, korkuttular. Herkesin evi yıkılacakmış tanıma hasılında olanlar. Hayır. Tekrar söylüyorum. Yapı kayıt belgesi geçerli olan insanlarımız var. Ben tarım arazilerindeki kaçak yapıyla mücadeleye şu anda seçime giderken bile devam ediyorum ve edeceğim dedim. Ve seçim zamanı dahi devam ettim. Bunlar billboard'dan daha büyük. Billboard büyüklüğünü biliyorsunuz. Billboard'lardan daha büyük. Meram'ın tarım arazisinin olduğu bölgelerde özellikle bu rağbet gören bölünen arazilerin olduğu yerdeki caddelerin tamamına 20'ye yakın şu gördüğümüz uyarıya astık. Bu uyarı aşağı yukarı şu anda gördüğünüz ekran büyüklüğünde görmemek mümkün değil. Biz burada tehdit etmiyoruz. İnsanlarımızı uyarıyoruz. Paraları boşa gitmesin. Tarım arazisi boşa gitmesin. Yani birilerine trilyonlarca lira para kazandırılmasın diyerekten bunu da yaptık. Ortada bir suç varsa mağdur gelinmiş, tecavüz edilmiş, bunlar yapılmış, bunlar yazdığı yıldır. Oy ve seçim kaygısıyla değil, Meram'ın geleceği kaygısıyla hareket ediyoruz. 350 bin Meramlı'nın hakkını korumaya devam etmek için doğrunun yanında ve hakkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun karşılığı ne olursa olsun. Yaygaranın kopmasının ana sebebi emlakçıların rantını kesmiş olduk. Şu anda satamıyorlar. Bir arsa hangi cins imara sahip olursa olsun, üstüne hangi tip yapı yapılırsa yapılsın, bu yapının ruhsatı olsun veya olmasın, ister inşaat ruhsatı, ister yapı ruhsatı, ister iskan ruhsatı, bunlardan tamamen bağımsız olarak Büyükşehir Belediyesi kapı numarası vermek zorundadır. Devlet yapılan bütün yapıları, baraka dahil olmak üzere kapı numarası vermek zorundadır. Vermeyen belediye suç işlemiş olur. Yani kapı numarası olması onu yasallaştırmıyor. Aldığı elektriği 100 tane farklı koy bahçesine, tarzımıza, yaşantımıza uygun olmayan ve kanunun arkasında yasaklı. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Kanun var, nizam var. Aynı şekilde biz de yıkarken bu kanun nizam bizim için de var. Biz kepçeyle veya ekskavatörle dolaşıp da gördüğümüz kaçak yapılan tepesine vurup yıkamayız. Çünkü burası bir kanun devleti, hukuk devleti. Peki ne yapıyoruz? Çağrı pusulası gönderiyoruz vatandaşımıza. Biz tuttuğumuz bütün yapılara önce bu çağrı pusulasını veririz. Vatandaşı belediyeye kendimiz çağırıyoruz. Burası yasal değil, tarım arazisi. Varsa belgelerini ver diyoruz. Tabii ki veremiyor. Veremeyince burayı yık, eski haline geri getir diyoruz. Kirli pazarlık ve tehditlere taviz vermedik. Bu süreçte tehdit aldık. Şantaj yapıldı mı? Yapıldı arkadaşlar. Şimdi belediyenin elindeki yıkımlar sonucu ellerinde parselleri kalan emlakçılar, sosyal medyacılar da yanlarına alarak da belediyemize itibar suikastı yapıyorlar. Elhamdülillah ikinci dönemimizde Meramlı'nın gerçekten çoğun bizleri artık tanıdı, bildi. Oy versin veya vermesin nasıl bir adam olduğumuzu biliyorlar. Bu tehditlerin hiçbirine taviz vermedim ve vermeyeceğim kesinlikle. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Meram Dağ Evleri dediğimiz yer 1998 yılında Mustafa Özkan başkanımız varken imar planı yapılmış. Hem de yayla evleri diye yapılmış. Aynı bugünkü mantıkla. Burası tanım arası hiç olmadı arkadaşlar 26 yıldır. Gelelim hobi bahçelerinin olduğu yer. Tam da etrafı zaten sıkıntılı biliyorsunuz. Hobi bahçelerinin olduğu yer bizim şu arsa. Yan tarafta planı görüyorsunuz şu arsa. 2000 yılında imar planı onaylanmış. Burası şu bölge tarım arası değil. İnsanlarımızı kışkırtmak için açgözlü, gözlerini para bürümüş 5-6 tane, 7-8 tane simsar emlakçı olayı böyle güzel sosyal medyayla da beraber birleşip bir dezenformasyon yapınca bunlar açıklama hissiyatı oluştu. Meram'ın geleceği için çalışacağız. Doğrunun ve hakkının yanında, işini doğru ve düzgün yapanın yanında olup yanlış yapanların da karşısında olacağım. İnsanlar oy versinler veya vermesinler bizim böyle olmamızı istiyorlar. Ve ben de bundan taviz vermeden devam edeceğim. Bu da son zamanlarda birçok bakanımız tarafından da kullanıldı. Bu da efsane veya şey davranmadığımızı yakın zamanda yapalım. Bir kurum ya kişiler tarafından yıpratma pozisyonundasınız. Bilmeden yıkıldı. Bilsen bile yıkardım fark etmiyor. Yani şimdi...